Yurdakul demiş ki e, Icardi'nin durumu nedir? Hani oynayacak mı gibisinden. Yağmur Arkan da aynı e, konuya değinmiş. E, Icardi 11'de oynar mı Kayseri deplasmanında demiş. Ben aslında 11'de bekliyorum Icardi'yi yani bir sıkıntı olmazsa. Valla planlama o yönde zaten şu anda. Yani Icardi alınırken de takımın birinci santrforu olsun diye alındı. Ya biraz şöyle bir talihsizlik var. Bu kadar eleştirilerin yoğun olmasının sebebi aslında olayın zamanlamasıyla alakalı. Yani Icardi'nin sanki şöyle bir algı oluşmaya başladı. Icardi geldi Galatasaray'da aylardır maça çıkmıyor işte birçok maç kaçırdı gibi. Icardi'nin oynayıp oynayabileceği ve kaçırdığı tek bir tane maç var. O da Adana Demirspor mücadelesi. E tabi şimdi birçok böyle spekülasyon olunca insanlar daha üst perdeden eleştirmeye ya da endişelerini dile getirmeye başladılar ama daha yani bu aşamaya gelmiş bir şey yok açıkçası. Geçen hafta ilk 11'de oynaması planlanıyordu. Ağrılarından dolayı oynayamadı. Şimdi takıma katıldı. Dünkü antrenmanla da performansının iyi olduğunu söylüyorlar orada yer alanlar. Takımla birlikte çalışıyor. Ekstra bir sakatlık gibi bir durum olmazsa ki fiziksel olarak artık hazır hale geliyor. Biraz daha o eksiğini kapatıyor gibi gözüküyor. Biz Kayseri maçında hem Icardi'yi hem de Matay'ı ilk 11'de görürüz diye düşünüyorum. Ee, peki bir soru görmüştüm nerede o Emre Taşdemir'i görür müyüz diyorlar peki Solbek olarak oynar mı ama Emre Taşdemir'e gelene kadar Hoca Berkan'ı deneyebilir ardından zaten orada Kazımcan var ne düşünüyorsun bununla alakalı? Valla şu an orada eğer bir deneme yapılacaksa ya da bir değişiklik yapılacaksa ön plana çıkan isim Emre çünkü onun geçerli nedenleri var Emre'nin bir kere orijini Solbek hı hı. uzun yıllar bu mevkide oynadı ve... Emre'nin belki kariyerinde gerilemesinin sebebi istenilen seviyeye ulaşamamasının sebebi performansı değil sakatlıktan dolayı. Yani çok üst üste uzun sakatlıklar yaşadı. Bir türlü istenen verimi sağlayamadı ama kalite olarak Emre gerçekten iyi bir sol bek. Galatasaray'da hatırlarsın zaman zaman Fatih Hoca döneminde ilk 11'de oynadığı maçlar da oldu. Evet. Orada, orada da yine bir sakatlık problemi yaşamıştı. Yoksa iyi bir form yakalamıştı Emre aslında. Saracchi'nin yerine oynamaya başlamıştı bir dönem. İyi de bir formu vardı. O yüzden Emre Tercih'i şu anda eğer bir deneme yapılacaksa ilk sırada. Ama mesela Galatasaray'ın bir hazırlık maçı planı vardı. Henüz bu konuda bir sonuca varılabilmiş değil Çünkü rakip bulunamıyor. Onu da sormuşlar zaten. Göztepe ile e, bir görüşme oldu demiştin sanırım geçen yayınımızda. Göztepe ile zoraki şartlardan dolayı. Şimdi birinci, Süper Lig'de Galatasaray, 1. Lig'de Göztepe bay geçiyor haftayı. E, milli aradaki gibi rahat değil tabii. Rakip bulabilmek kolay değil. Herkesin kendi resmi maçı var. O nedenle Göztepe'yle bir temas oldu ama orada da takvim uyuşmazlığı olmuş. Hala tahmin ediyorum ki bir çalışma var. Bir organizasyon yapılması için, bir hazırlık maçı yapılması için ama zaman da geçiyor tabii. Yani bu hafta sonu onun oynanması gerekiyor. Cumartesi ya da pazar günü en geç belki. O zamana kadar bir şey organize edilirse Emre'yi sol bekte belki görebiliriz. Eğer hazırlık maçında oynayıp performansını görmezse ben sadece taktik antrenmanla Direkt olarak Emre'yi 11'e atacağını düşünmüyorum açıkçası Okan Hoca. Ee, en kötü şöyle yapılabilir aslında. Zaten geçtiğimiz yayında da yorum olarak da gelmişti bu. Ee, alt yapıdan çocukları da çıkartarak iki takım kendi aranda bir maç yaparsın. Böyle bu şekilde geçiştirebilirsin. Eğer rakip bulunamazsa en kötü durumda. Ama işte orada mesela eskiden şöyle bir şey oluyordu. Biliyorsun gerçi hala U19 takımı var. Avrupa mücadelesi yapıyor ama... Şimdi rezerv kurulduğu için o ligler iptal oldu. Yani U19 ligi yok. Normalde Galatasaray'ın orada devam eden bir takımı oluyordu. Bu tip durumlarda da direkt olarak U19 takımıyla hazırlık maçı yapıyordunuz mesela. Taktiksel denemeler yapılacağı zaman. Şimdi orada bir dezavantaj var. Ama şimdi tabii gençlik liginde devam ettiği için yine de toplanmış bir takım var. Belki öyle bir deneme yapılabilir tabii. İkinci kadroyu nasıl kurarsın peki? Diyelim ki hadi e, as takım kendi aralarında karşılaşma yaptırdı. Hamza'yı falan da eklesen yedek takım nasıl oluşur acaba? Kalede zaten Okan Kocuk olacak. Ya zaten o, o, o yapılıyor Kaan. O yapılmayan bir şey değil. Normalde de idmanda çift kale zaten yani haftada iki kere üç kere yapılan bir şey. O zaten olmayan bir şey değil takım içerisinden ama kendi takımın yedekler burada oyuncu değişikliği falan da yapman gerekiyor. Yedekleri karşıya verirsen kim oynatacaksın ikinci? İşte yediden. aynı diyorum ya altyapıdan U19'dan işte çocukları vesaire yardımcı işte yedeklere eklersen serpiştirirsen ancak öyle olur. Diğer şekilde zaten yedekleri kullanıyorsun. Dediğin gibi kimi oyunu alacaksın? Yok, zaten o yapılıyor şimdi her hafta. Mesela maçtan bir gün önce taktik itmanda çift kale oynanıyor. Onun öncesinde de haftada birkaç kez zaten takım içindeki isimlerle çift kale yapılıyor. O onu yapmak ekstra bir şey değil yani o yüzden. Peki başlığımıza geçelim o zaman. Seninle konuşmuştuk, demiştin hani sürpriz hatta sürpriz de değil. Kısa zamanda eli kulağında bilgiler geliyor demiştin yeni sözleşme alakalı. Nelson zaten açıkladı Galatasaray Kulübü Nelson'la yani alakalı. İtiraf edeyim yayın esnasında onu biliyordum ben de. <laughs> zaten evet. <laughs> yani Nelson anlaşmasını biliyordum ama biraz beklememiz gerekiyordu. Haberi aldığımız insanların bir ricası olmuştu. O yüzden biraz beklememiz gerekmişti. Sonrasında zaten bir saat sonra falan paylaştık gelişmeyi. Ama zaten yani çok da sürpriz bir şey değildi sadece Nelson konusu. Tabii sürpriz değil ama ilginç. Yani biz daha önce böyle bir transfer, daha doğrusu sözleşme uzatma durumu daha önce görmedik. Çünkü, Ödül gibi bir şey aslında bu Emre. Çünkü o satın alma opsiyonunu da yükseltmemişler. Sadece oyuncunun maaşı yükseliyor. Bir, ya yani biraz bir jest aslında bu. Çünkü neden? Yaz transfer döneminde Nelson'un ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu bir dönem. Hatta bak çok net hatırlıyorum kendi ifademi. Kendi ifademi tekzip edeceğim. Ve çok net hatırlıyorum. Giresunspor maçı Nelson'un son maçı olabilir diye biz seninle burada konuşmuştuk o evet. haftadan önce. Sonrasında Sevilla kulübünün yaklaşımlarını Galatasaray çok olumlu karşılamadı transfer sürecinde. 13 milyon euroya kadar çıkmıştı Sevilla. Ama yine markada olduğu gibi önce bir oyuncuyla görüşme durumu işte oyuncunun kafasını karıştırıp transferi daha kolay yapma gibi bir takım taktiklere başvurdukları için Galatasaray yönetimi bu transfere set koydu. Nelson'la da bizzat Erden Timur görüştü. Biz evet. seni satmayı düşünmüyoruz. Önünde bir Dünya Kupası var. Sen burada oynamaya devam et. Yani oraya gittiğinde de çünkü ne olacağı belli değil. Şimdi en azından burada belli bir sistem içerisinde oynuyor. 13-14 maç sonra da Dünya Kupası var. Yani Nelson'un kariyeri adına çok önemli bir kırılma noktası olabilir. Sen risk alma. Biz de sen burada bir iyi niyet gösterirsen, senin iyi niyetine inanırsak biz de bunu ödüllendiririz gibi bir konuşma oldu aslında aralarında. Nelson da çok profesyonellikle çok güzel bir şekilde karşıladı bu durumu. Ve bütün soru işaretlerini kafasından silip gerçekten de sezon başından beri iyi bir performans ortaya koyuyor. Galatasaray yönetimi de 2026'ya kadar sözleşmesi var Nelson'un. Yıllık 1 milyon euro kazanıyor normalde bu anlaşmadan önce. Biz, sen, biz senin ücretine zam yapıyoruz ama sadece bu yıllık ücretine zam yapıyoruz dendi. 1.3 milyon euroya çıkarıldı ücreti. 25 milyon euro serbest kalma maddesi sabit sözleşme süresi de sabit. Çünkü biraz burada şu durumda şimdi Nelson sezon başında bu teklifleri aldı. Şimdi Ocak ayında muhtemelen Nelson için teklifler gelecek. Dünya Kupası'nda iyi olur, kötü olur. Oynar, oynamaz. Son maçta oynamadı mesela. Milli aday kadrodaydı ama maç kadrosuna dahil edilmedi. Oynarsa daha farklı şeyler konuşulabilir ya da önümüzdeki yaz transfer döneminde satılması söz konusu olabilir. Onun için diğer sezonlara dokunulmadı olası bir satış durumu var çünkü. Bunu kabul edelim. Evet. Diğer sezonlara şimdilik dokunmadı Galatasaray. Ama işler farklı gelişir. Nelson seneye de kalır. O zaman yeniden masaya oturup konuşurlar. Ama şunu da söyleyeyim. Erdem Bey ve Galatasaray'da işte futbol transferlerle ilgilenen isimler Nelson'un yaklaşımlarından çok memnun. Transfer süreçlerinde kendilerine gösterdiği yaklaşımdan çok memnunlar.